hoş geldiniz arkadaşlar Pinti Panda TV ekranlarına. Aslında bugün, yani bu gece size ikinci hoş geldiniz deyişim. Zira, bir dakika be. Neyse. Bir neredeyse 40 dakikalık bir oyun oynadım hani iki günü telafi etmek adına. Meğerse kayıtta sorun olmuş, boşa gitti. Yani oyunda ilerledim ama kayıt olmadığı için üzüldük. Derken üzerine Don't Starve güncellemesi geldi ve play'e bastığımda şu gördüğünüz slotlar var. Bu önceden yoktu tahmin edeceğiniz üzere. Birinci slota bastığımızda yeniden başla, sil ve devam et seçenekleri geliyor. Yani Wilson'la oyunumuza devam edeceğiz. Onun dışında her karakterle yeni bir dünyada devam edebiliyorsunuz. Bu son güncellemeyle, hatta abartmıyorum, 1,5 dakika falan önce güncellendi oyun. Bununla gelen bir özellik. Yani inşallah bir sakat olmaz. Continue diyorum çünkü. Dedim. Anam. Evet. O ne lan? Beyin işareti var. Hah, düzeldi oyun. Evet. Şimdi oyunun başında ne oluyor ya? Ne oluyoruz lan? Benim göstergelerin yarısı kayboldu, şaka maka. Neyse. Ulan şu anda inşallah kaydediyordur. Yine yarım saat boş oynarsam harbi çok koyar ama. Bu defa çok koyar. Çekil oradan. Şu CD alacağım. Çekil. Aldım. Neyse, bir dakika. Şunu da karnımı doyurayım. Önce bir canavar et. Şunu yiyelim. Şunu yiyelim. Zeka arttı. Enteresan. Canavar eti bir tane daha çakalım. Zeka azalıyor mu, artıyor mu anlamıyorum ki. Zeka puanı gördüğünüz gibi yukarıdaki ampulden şeye dönüştü. Beyin işaretine dönüştü. Şu anda beynimiz %70 kapasite. Her neyse. Tamam, güncellemeleri zaten önümüzdeki bölümlerde döneriz. Ben size kaçırdığınız bölümü anlatacağım arkadaşlar. Önce hatırlarsınız buradaydık. Hatta şurada kuş kapanım hala duruyor. Neyse, velhasıl kelam. Niyeti bozdum ben yumurta çalmaya. Şeyin, bir dakika lan, yumurtamız duruyor mu? Hah, duruyor. Tolbert yumurtası çalmaya. Niyet ettik Tolbert yumurtası çalmaya. Nasıl yapacağız, edeceğiz derken örümcekler, ama abartmıyorum, 20 tane örümcek peşime takıldı arkadaşlar. Onlardan kaçayım derken bir baktım Tolbert. Allah topuk, Allah topuk. Tam ikisinin arasından kaçarken sen örümcekler Tolbert'e dalmasın mı? Dalmayı geçtim, üzerine bir de indirmesinler mi bunu? Tabi yumurta sahipsiz kaldı, kaptığım gibi yumurtayı, kaçtım olay mahallinden. Ondan sonra döndük ana üstümüze. Tam dedik burada hani şey yapalım, yaşam alanımızda Tolbert'ümüzü büyütelim, yetiştirelim. Bir baktık bizim ağaç hala geziyor ortalıkta. Kozalaklarla gönlünü almaya çalıştım. Önde ağaç diktim, huga çakalar yaptım, dans ettim, yemedi. Neyse, Allah'tan yavaş sağdaki soldaki emanetleri topladık, yukarıyı keşfetmeye çıktık. Burayı keşfetmeye giderken bir baktık burada deli gibi bizonlar var. Ama abartmıyorum, yani göreceksin zaten 30-40 tane bizon ve hemen şurada tam bulunduğum yerde örümcekler sarmıştı. Ne yapalım ne edelim? Ben örümcek ağını yakayım derken devasa örümcek çıkmasın bir içinden. Çıktı. Ne yaptım? Taktım peşime. Aldım arasına şeylerin, bizonların. Ver Allah ver. Öküzler bir vuruyor bir vuruyor. Yer misin yemez misin? Bunu indirdiler. Ben de o örümcek şeyini tamamen yok ettim. Gördüğünüz gibi oyunun başında bir anda o örümcek ağları çekildi. Ve burayı tertemiz hale getirmiş olduk. Tolbert yumurtasını kuluçkaya yatırıyorum. 4 gün geçti hala bana mısın demedi. Şimdi normalde çoktan dizi izlemeye başlamıştım ben, videoyu da internete vermeye başlamıştım. Saat çünkü 12'ye çeyrek var. En azından bir 2-3 gün daha ilerleyeceğim oyunda. Belki bizim yavrucak da doğar bu sırada. En azından size hayırlı bir manzara göstermiş oluruz. Onun dışında dediğim gibi birkaç dakika önce güncelleme geldi ve ne olduğunu bilmiyorum. Göstergelerim çok kayıp. Bir tek onu biliyorum. Evet, birçok şey kayıp. Fishing rod, bunlar tekrar. Oo, araştırmalar gitmiş. Hele hele ondan. Araştırmalar gitmiş. Çok çok hoş olmuş. Harika, mantıklı olmuş. Evet, ateş de yakamıyorum. Niye? Odun yok. Neyse, ağaçlık bölge şuralarda vardır herhalde. Allah'tan vakit var. Onun dışında güncellemeyi yaparken arkadaşlar dikkat edin. Bayağı bir şey kaybedebiliyorsunuz böyle.
Neyse, en azından zırhımı, silahımı duruyor. Ha bir de bu montafonlar, ya öküz diyelim, bizon diyelim, dengesizleşti. Bana falan da saldırıyorlar ha. Bakayım, bir daha deneyelim. Hoppa! Örümcek şapkası. Aldım bile. Aradan. Evet. Gördüğünüz gibi abartmıyormuşum değil mi? Bayağı varlar. Bayağı varlar. Daha burası da var. Neyse. Örümcek şapkası aldım ya. Ha bir de örümcek yumurtası aldım. Bu örümceği hani büyük ana örümcek. Oha bu ne be? Maşallah. Örümcek analarını, kraliçelerini, asıl kraliçeden bahsediyorum, kesince bu örümcek yumurtası da düştü. O yumurtayı da aldım ama ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda sizin yorumlarınıza tabiyim. Çünkü ben hani wiki'yi gezip, oyunun wikisini falan gezip kurcalamayı sevmiyorum büyüsü kaçmasın diye. Sizin yönlendirmenizle hareket ediyorum o konularda. Ulan inşallah kaydediyordur, bak gene aynı şey olmasın. Bu arada grafik bozulmaları var ufaktan. Başka yenilikler ne olabilir? Beyin seviyesi neyle artıyor? Şu anda artış da gösteriyor. Büyük ihtimalle yediğimiz şeylerden. Hani ooo, burada da örümcek var. Ooo, wow wow wow. Yapayım mı gene aynı numarayı? İster misiniz he? Yalnız bir dakika, yarın yaparız. Çünkü önce ağaç kesmem lazım arkadaşlar. Ateş yakamıyorum şu anda fark ettiğiniz üzere. Çünkü odunum yok. Oduna mutlak suretle ihtiyacım var. Bu kadar hani ilerleyip de yine karanlıktan dolayı ölmek istemiyorum ve yeşilliğe doğru yaklaşıyoruz. Hah, ağaç var. Peki bende balta var mı? Yok. Balta yapabiliyor muyum? Allah'tan yapabiliyorum. Balta niye yok bende ya? Neyse. Şu baltayı artık bir yapayım da. Neyi atayım? Tırmığı atayım şimdilik. Tırmığı at, baltayı al ve giriş. Ha, bu beyin büyük ihtimalle hani balık malık falan böyle omegalı şeyler yiyince artıyordur diye tahmin ediyorum. Artmıyorsa da canı sağ olsun yani, artmıyorsa da ne diyelim hani. Neyi atabilirim? Vallahi hiçbir şey atamam. Meşaleyi atayım. Meşale zaten, ama yok, meşale de örümcek şeyini yakmam da gerekli. Şöyle yaparız. Şunları yiyeyim ben. Şunları dikeyim. Hemen yeşillendiriyoruz. Bir kestiysek iki yeşillendiriyoruz. Biliyorsunuz bu konuda. Standart. Evet, bu yeşil alanda takılalım bu gece. Yemiş var. Onu sonra şey yaparız. Bir de örümcek şapkası ne işe yarıyor acaba? Üzerinde de açıklaması falan yok. Neyse, düşünürüz. Düşünmek için koca bir gecemiz var. Ve başında beklememiz gereken bir yumurtamız var. Evet, şuraya kamp ateşini ver. Şu tırmığı alalım. Şuraları da şöyle. Ateşin çevresini açayım ki herhangi bir yerde sıçramasın. Sakata gelmeyelim. Heh. Al işte. Benim yapacağım iş bu kadar olur. Şunlar da bak. O ne lan? Şu ne lan? Hocu, orada Allah Allah. O ne lan? Bu ne lan? Görüyor musunuz Çek lan mızrağı. Hacı, karanlık ne ol? Tolbert. Hadi oğlum. Doğacaksan bugün de olan. Acayip gölgeler çıkıyor. Anam vallahi gölge geliyor. Yemin ediyorum gölge. Ne oluyor lan? Allahu ekber. Ben amuleti takıyorum hacı. Hiç riske girmeyelim. Pis. Baksana şu gözlere, sinsi. Allah Allah, nereden çıktı bu ya? Hadi yavrum. Görüyor musunuz? Atak, saldırabiliyorum da. Örümcek gölgesi, hayaleti. Uzayan, kısalan gölgeler var. Saldırmayacağım tabii ki. Yani ne yapacağımı bilmiyorum çünkü. Ne oluyoruz be?
Bir dakika. Usul usul. Bir sabaha bekleyelim de. Aha. Vallahi üzerime geliyor. Git lan. Kış. Kış. Ya canavar eti yiyince zeka düşüyor. Örümcek şapkasını takayım ben. Aha. Vallahi geliyor. Kaç. Kaç. Git. Git lan. Git lan. Ay ne kadar iğrenç bir şey bu örümcek şapkası da. Örümceklerle kanka mı oluruz, ne oluruz bilmiyorum ki. Anne. Anne. Gelme, gelme. Aha. Dalayım mı lan? Amulet var. Dalayım mı? Aha, bir şey olmuyor. Allah Allah. Eyvah! Yumurta, yumurta, yumurta. Oh. 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 Bunlar de... Allah Allah. Grafik bozulması değil, bir şey oluyor. Bir şeyler oluyor. Şapkayı taktık diye mi oluyor bunlar? Bir zırhı bir takayım. Şapkayı bir çıkarayım. Görüyor musunuz siz de? Yani bilmiyorum. Kayda geliyor mu? Bir şeyler oluyor. Fringe izleyen varsa... Bu yamadan sonra grafik bozukluğu var. Sanki ya da biz hap gibi bir şey aldık, kafa gidiyor. Hayır, zekamız düşüyor diye mi? Ne oluyor? Kim? Ne? Kiziroğlu. Ben canavar etinden vazgeçip normal bir şeyler yemeliyim ya. Anlaşıldı. Pişir. Ve ye. Allah Allah. Beynim ne? %52. Aha yemiş var. Al yemişi. Koş pişir. Ye. Zekan oldu 53. Bu arkadaşlar sizden ricam. Bir, bu zeka nasıl yükseliyor? Yani beyin durumumuz. Halüsinasyonlar görmeye başladık galiba biz. Karnımız da tok hani. Enerjimiz de iyi. Neler oluyor bilmiyorum. Haritanın yani bu çölün sağ kanadını keşfetmeye başladım ben. Lan grafik bozulması değil. Baya baya şekiller var orada. Hani gece çıkan hayaletler gündüz de var. Allah Allah. Çok enteresan ya. Tavşan yiyeceğim ben. Ben tavşan yiyeyim. Neyi bırakayım şimdilik yere? Şu meşaleyi atayım şimdilik yere. O tavşana girişemem. Açı dar. Şu tavşan kaçar. Şuradan dolanıp gelirsem. Heh. Bu oldu. Allah Allah. Acayip acayip şeyler arkadaş. Şuradan şu açıdan. Evet. İki etti. Tavşan yesem zeka mı yapar, kafa mı yapar? Ya ben o geceyi nasıl geçireceğim? Aha bir de ateş de yakamıyorum. Şu samanları bir toplayayım da. Gideyim odun keseyim ya gün ağır batarken. Yem de olur da sonra acı. Tavşan mı? Aha yuvasından çok uzakta bir tavşan. Onu yapmayacağım. Müdür kusura bakma sağlıklı beslenmek zorundayım. Yoksa biliyorsunuz size şey yapmam. Ben yani canavar eti yemişlerle hayatımı idame ettirirdim ama durum vahim. Zaten tüm araştırmaları kaybettim. Kaybettim değil de beyin bedava yani. Of çok tavşan kestik var ya. Çok kestik. Artık durulalım, sakinleşelim. Biraz da ağaç. O ne lan? Bak gene burada. Ya buna dalıyorum ben. Hadi bismillah. Gel la buraya. Bir şey de yapamıyorsun ki. Lan git şunu kes. Kesiyor musun? Ne yapıyorsun? Yap şunu. Yok acı bana mısın demiyor. Bu sallamıyor ya bizi. Ya zaten yani mantığını da kurabilsem kuramıyorum mantığı.
Neyse. Şuradan biraz sap da toplayalım. Oğlum eğer o Tolbert gelecekse şimdi gelsin. Bu gece gelsin. O gece bu gece yani. Şu tavşanların arasında mı kursam ya yuvayı? Vay burada taşlar maçlar da var ha. Aslında yeni dünya düzenimizi buraya kurabiliriz. Var oğlu var. Her şey var burada. Oha. Aynen hani çöldeki vaha muhabbeti. Daha şuraları açamadım ama çok geniş bir ada fark ettiğiniz üzere. Peki ben bir şey yapmadım sürece beyin olumsuz et. Çiçek yesem acaba? Çiçek yiyeyim bakayım. Kafa açıyor mu çiçek? Çok merak ettim. Ye. 52, 54 oldu. 50, bakın 54 oldu. Hani seviye yükseldi ama aşağı ok gösteriyor. Geri zekalaşıyorum herhalde. Anlamadım ki. Bunu yiyorum mesela. Oha. Oo. Uçuyor bizim eleman. Şu anda bildiğiniz kafa güzel bizim. Canavar eti yememem gerekiyormuş. Anladım. Tamam. Şimdi çözdüm olayı. Canavar eti deli halüsinasyona sebep oluyor. Tamam, canavar eti yok. Arkadaşlar, yeni yamadan sonra canavar eti yemeyin. Ulan o kadar da tavşan kestiydik. O dalacak mı lan bana yoksa? Ateş yakmam lazım. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Ben şunu da bir kafama takayım. Vallahi dalacak mı? Yok. Şunları pişireyim. Sağlıklı beslenme olur. Anam. Lan. Hacı. Ya tribe girdim bildiğin. Aha yem şurada. Anne. Gelme. Beyin seviyem 44. Yavrum sen de gel şuraya. Çıkacaksan çık lan şerefsiz. Bu oğlum da veriyorum. Ben ip yapayım ya. Aa ip. İp de yapamıyorum. İp de yapamıyorum evet. Çok hoş. Niye? Araştırma silindi. Oğlum acayip şu gölgeleri görüyor musunuz arkadaşlar? Ya da şu pis pis şeyleri. Ne kadar karında olur? 108. 120. 46. Bunu da yiyeyim ya. Aha biraz daha 50'yi geçince bakın o hani titremeler, zangırdamalar geçti ama şu şeyler hala anne hala duruyor. Bu ne lan? Ya çık ne olur çık artık ya. Allah'tan amulet var. Şu anda tek güvendiğim şey bu amulet. Benim örümcek şapkama ne oldu? Benim az evvel envanterimde örümcek şapkam yok muydu? Hatta kafama bir de taktığımı hatırlıyorum ama ben ne yaptım acaba? Ateş kör ediyor. İp yapamıyorum da. Neyse sabaha çıkarırız. Arkadaş ne Tolbert'müşsün ya anne. Ben şurada durayım ya. Heh. En azından aramızda ateş olsun o pis gözde. Kafa 50. Beyin 50. O ne lan? Enerjimiz tam. Oh be gün doğdu. Defolun gidin. Hop al bunu. Arkadaş çok pis bir hayat ya. Ben anlamadım bu adanın özelliği mi? Yani bu ada mı böyle? Bak gene zangırdamaya başladık. Şu ağaçları bir dikeyim. Ben mesela bu adayı bir terk edeyim. 51, 51. Şuradan birkaç çim alayım. Ben gidiyorum buradan ya. Şunu da pişireyim de öyle gideyim ama. Ben gidiyorum buradan sevmedim. Yani çok seviyorum aslında burayı. Yok dayanamayacağım. Sağa doğru gidelim ya. Çiçek yiyeyim. Çiçek var. O kadar da tavşan kestik ha güya. Çiçek arttırıyor. Tamam. Sağa doğru ilerleyin. Tekrar ateş yakacak altyapımız var mı? Yok. Niye? Odunumuz eksik. Tamam. Odun keseriz.
Silah alalım. Zeka 53. Karnımız tok. Sırtımız pek. Yürü. Al şu şeyde. Daha fazla tavşan kesmeyeceğim. Her türlü bugün rahat çıkarırız. Şu adanın sonuna doğru ilerleyelim. Şu samanları toplayayım. Sap saman kaçırmıyoruz arkadaşlar. Nasıl olsa yeniden çıkıyor ikisi de. Allah Allah. Çözemedim gitti. Allah Allah diye diye imana geldim arkadaş. Nasıl bir güncelleme ben anlamadım ki. Sakalımız hariç her şeyimizi kaybettik ya. Bu ne ayak izi yine. Hangi yöne gidiyor? Yukarı. Hiç yukarı bakamam şimdi. Bunların kesin bir esprisi var ya. Yani şu ayak izlerini takip etsem kesin sonunda bir şeye ulaşacağım. Hatta nasıl olsa yukarı doğru gideceğiz. Bari takip edelim. Mesaj geldi, korktum. Şuradan. Hala yukarıyı gösteriyor. Vallahi gittikçe de şey yapıyor. Zekamız 64. Yani tamam. Şunu anladım. Canavar eti yemediğimiz sürece zekamız düzenli olarak artıyor. Eğer karnımız tok ve sırtımız pekse. Canavar eti yediğimiz zaman hani eskiden hayatımıza etki ediyordu ya. Yani karnımız doyuyordu, enerjimiz azalıyordu. Şimdi beyne de etki ediyor. Onu da olumsuz etkiliyor. Bakın şey yükseldikçe zeka seviyemiz, titremeler azalıyor. Allah. Bozulmadan yiyelim bari de. Çiçekleri de yiyelim. Yo, enerjimiz tam ama yiyelim. Çiçek zaten. Ne olacak? Aa, çiçek yiyince düşüyor. Bir dakika. Bir şey yiyince mi düşüyor yoksa çiçek yiyince mi düşüyor? Tam anlamadım. Onun o mantığını şeyini çözeceğiz. Oh wow. Seni alırım o montafonların yanında. Bana oradan harhur yapma. Gerizekalı. Tırsmıyorum senden. Onu da bir sonraki bölümde gene öldürttüreceğim arkadaşlar. Kaçırdığımız bölümü telafi edeceğiz. Ulan inşallah kayıt alıyordur. O değil de ayak izleri bitti ya. Ben sandım hani bunlar bir yere bağlanır. Böyle bir şeyler buluruz sonunda diye. Zeka. 60-100-100. Tamam. 60-100-100 iyi rakamlar. Ama hani 75-100-100 olsa daha iyi. Samana abanmaya devam. Bunlar yeniden çıkıyor nasıl olsa. Evet, bu burayı da böylece keşfetmiş olduk yani. Hala çok keşfetmediğimiz yer var da. Evet. Şimdi neye ihtiyacım var? Ateş için sadece meşale yapabiliyorum. Montop öküzlerin oraya geldik. Beyler sizinle bir derdim yok biliyorsunuz. Ben yine de aranızdan girmeyeyim. Ne bok yiyeceğiniz belli değil sizin şuursuzlar. Şu sağlıklı yemişleri alayım da bu et çürüyormuş, hemen yiyeyim. Bak. Zeka 50'ye düşünce yine titreme geldi. Arkadaş bir şey yemeyelim mi anlamadım. Tamam, yediğim şey biraz bozuktu da bok mu yiyeyim, ne yiyeyim, ne zeka veriyor. Bak 51, sağlıklı bir yemiş yiyorum. En ufak etki etmedi. Tam pişirip yeriz. Bu ne? Ayak izi geldi. Nereye gidiyor? Aşağı gidiyor. Ağaçlarımız nereye gidiyor? Aşağı gidiyor da artık onu takip edecek şeyim yok. Onu sonra takip alırız. Biz bu gece yine halüsinasyonlarla kafayı çize çize bir geçirelim. Sakın o şey çıkmasın, ağaç çıkmasın. Zaten yeterince psikopat bir gün geçirdik. Psikopat iki gün geçirdik. Hemen şeyleri geri ekelim, kozalakları. Hemen. Hemen. Ben daha genişçe bir yer istiyorum. Bu defa burada yakacağım ateşi. Evet. İp. Ha, ip. Yapamıyoruz. Bilim makinesi o zaman gittiği için yapamıyoruz. Alchemy engine. Aa, science machine'imiz gitmiş bizim. Bir dakika, bir dakika. Science machine niye gitti? Yamadan dolayı mı gitti yoksa o devasa ağaç
Hani ağaç abi şey mi yaptı? Kırdı mı? Ama niye kırsın ki? Kırması için bir sebebim var. O değil de. Şunu şöyle atalım. Tırmık nerede? Tırmığı kim bilir nereye bırakmıştım ben. Bir klasik olarak anasını satayım. Hadi oğlum. Hadi. Kuk değil. Aman kuk değil. Şuraya bırakıyorum seni. Çıkacaksan çık. Allah rızası için çık artık. Ötesi yok. Şunu da pişireyim. Yiyeyim. Şimdi beyin seviyemiz 47. Zeka seviyemiz daha doğrusu 47. Yedim. Hala 47. 91. Bu neye göre artıyor? Neyse karnımız tok en azından. İyice psikopat bir gece geçirelim mi arkadaşlar? LSD seviyesinde o derece. Bunu da yiyorum hadi. Beyin durdu. Beyin durdu. Beyin vallaha billaha durdu. Ne oluyor lan? Vallaha tribe girdik. Gözlere bak. Az siktir. Amuletimi taksam. Sağ tık amulette dursun da. Tipi kes. Anne. O ne lan? Ateş. Ateş ver. Ateş ver. Oo acayip ya. Ana. Oğlum, oğlum. Oğlum şunlara bak. Dur lan tamam gündüz olsun vazgeçtim. Dur. Dur. Ben gülüyorum ama. Abi yanlış anlamayın size gülmüyoruz biz. Çok güzel vermişler efekti. Oh be günde oldu. Al al al. Al şunu. Abo. Uçuyoruz. Bildiğin uçuyoruz. Yani burada bir örnek. Oğlum. Ne oluyor lan? Nükleer bomba mı düştü? Bir şeyler yapmam lazım benim. Sağlıklı bir şeyler yemem lazım. Bu beyin nasıl artıyor? Bir dakika dur. Tamam arkadaşlar. Bu yavrucak da doğmayacak bizim Tolbert. İnşallah yani bir ara doğar. Baya baya durum vahim gördüğünüz üzere sizden ricam. Tipe bak. Benim... O ne lan? Lan geliyor mu? Benim kafamın çalışması lazım. Nokta. Yani karnımız tok. Sırtımız pek. Kafa durdu. Beyin yok. Uçuyoruz şu anda görüyorsunuz. Aman yardım. Aman yardım. Esen kalın. Ulan inşallah kaydolmuştur. Hadi bakalım.